Efendim yine cumartesi günü yine saatlerimiz 10.20'yi gösteriyor ve sağlık konusunda farklı bir uzman doktorla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Bugün hem yaz ayları hem de gebelik ikisini birleştireceğiz ve yaz aylarında gebeler ne yapmalı, nelerden uzak durmalı, nelere dikkat etmeli, beslenmeleri nasıl olmalı, seyahate nasıl çıkmalı, havuz, deniz kullanımı nasıl olacak ve tabii ki gebelikten önemli şey eş desteği. Tatile çıkacaklar birlikte nasıl planlar yapılacak, karayolu mu tercih edilecek, havayolu mu tercih edilecek, sonra sıcaklarda ödem olabiliyor. Bunlara ilişkin sizlerden gelen soruları ve sonrasında da normal doğumu konuşacağız, avantajlarından bahsedeceğiz hocamızla. Hocamız kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Sevtap Hamdemir Kılıç. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Sizlerle olmak çok keyifli benim için. Kesinlikle bizim için de öyle. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şimdi yaz ayları hepimiz için zor aslında. Bir de gebelik eklenince çok daha zor herhalde. Biz bile diyoruz ki ah çok sıcak sıcak bastı, şişiyorum, ödem, sıvı tüketimi, ne giyeceğim, ne yiyeceğim derken bir de buna gebelik eklenince herhalde size en sık gelen bu mevsimlerdeki sorular. Hocam seyahate gideceğim, ne yapayım? Denize gireyim mi? Havuza gireyim mi? Aynen. Ne yiyeyim, ne içeyim, ne giyeyim? Herhalde kadınların en çok sorduğu sorular. Aynen. Biz de bugünü bu programa buna ayıralım dedik. Gebe kadınlardan gelen sorulara ayıralım. Sizle baş başa sohbet edelim. Evet. Şimdi ilk önce bir hamilelik sürecinin meşakkatli döneminden bahsedelim. Sonra yaza geçelim. Tabii. Yani hamilelik yaz da olsa, kış da olsa çok emek isteyen bir süreç. 9 aylık bir süreçte, yani 40 haftalık bu süreçte kadın dönemsel sorunlar yaşar. Yani ilk 3 ayda yaşadıkları, ikinci 3 ayda yaşadıkları ve son 3 ayda yaşadıkları farklı problemlerdir sıklıkla. İlk 3 ayda yaşanan problemler daha çok bir yabancı cisim gibi algıladığı için vücut bebeği, ona ait olan reaksiyonel problemlerdir. Bulantı birçoklarında, kusma birçoklarında, hazımsızlık veya böyle iştahsızlık hissi, kasıklarda ağrı, bir yabancı cismi hissetme sürecidir ilk 3 aylık olan süreçte. Bir kısım gebede de bunlardan hiçbiri olmaz. Bu olmayan hastaların en önemli özelliği anneliğe çok hazır olan anne adaylarıdır bunlar. Çok istenmiş bebeklerde, anneliğe çok hazır olan annelerde bebeğin varlığına dair hiçbir his oluşmaz. Çok rahat uyanır sabahları, çok huzurlu uyanır. Ama bu grup maalesef ki azınlıkta olan grup. Diğer grup anneliği istemiş olsa dahi bazı huzursuzluklar hisseder. Az evvel söylediğim gibi en sık gastrointestinal problemleri hisseder. İkinci üç ay ise bizim balayı dönemi dediğimiz bir süreç. Bu dönemde bulantı kusma geçmiş, yerini ne yesem, ne içsem, ne yapsam, nerede gezseme dönüştürmüş bir süreç. Bu balayı süreci hakikaten çok keyifli. Bebeği hissetmeye başlar anne. Öncelikle böyle içinden sanki bir şey kayarmış gibi hissederken zaman içerisinde onun bir tekme haline alışını 28 haftalara doğru artık dışarıdan da görünebildiği için böyle karnını açma, ailecek onu izleme, bir hareket yakalama. İşte acaba kime reaksiyon verecek? Babanın sesine mi, benim sesime mi? Hangi müziği seviyor, sevmiyor? Böyle bir yeni gelen misafire karşı evde bir hazırlık sürecidir bu süreç ki gerçekten gebeliğin en keyifli süreci bu süreç. Daha sonraki aylarda bebeğin getirmiş olduğu ağırlık hissinden kaynaklı olarak anne zorlanmaya başlar. Yani ayakta kalınca kasıkları ağrımaya başlar son 3 aylık trimesterde. Bebeğin başı doğum pozisyonuna döndükten sonra başın getirmiş olduğu basınç hissi onda bir açılma ve baskıya sebebiyet verir. Sanki doğuracakmış gibi bir hisse sebebiyet verir. Toplanmalar ortaya çıkar. Yine karnın aşırı büyümesine bağlı olarak komşu organlarda neler bu komşu organlarımız? Karaciğer, yanda dalak ve kaburgalar basınç yarattığı için böyle yemeklerden sonra bıçak saplanır gibi bir ağrı ortaya çıkar veya tam tersine kas krampı şeklinde buralarda karın içerisinde huzursuzlukları olur. Bu dönemde bir türlü kendini rahat ettirecek pozisyon bulmakta zorlanır. Sırt üstü mü yatsa, yana mı dönse, yani bir türlü rahat etme kaygısı ve belini rahat ettirme sıkıntısı çeker gebe. Bu dönemde oldukça mekanik olarak yani taşımaktan kaynaklı zorlukların olduğu süreçler. Biz bu dönemlerde neler öneriyoruz? Özellikle yatış pozisyonlarını öneriyoruz hastalara. Diyoruz ki bakın bebek çok büyüdü. Eğer siz sırt üstü yatarsanız bebeğe ve size kan getiren damarların üzerine bebeğin kendi basıncı binecektir. Yani kendi dalına binmiş bir
kesen bir şey, bir fıkra vardır, hatırlarsınız siz de. Kendi dalını kesmek gibi bir şey. Onun için bunu önermiyoruz. Diyoruz ki mutlaka bebek rahmin yan tarafına doğru kaysın. Bu ne demek? Bebekle anne arasındaki açıyı hiçbir zaman 180 derece yapmıyoruz. Annenin beline 15 derecelik bir yastık koyduğumuzda küçücük ince bir yastıkla rahim yana doğru düşecektir ve hem bebek hem anne daha vaskülerize olacaktır. Bu bebeğin kanlanması, annenin de kendi kanlanmasının bozulmaması için önerilen bir pozisyon. Buna ek olarak anne yatarken de zorlanacaktır. Yatınca ne sırt üstü yattığında nefes alamama hissi ortaya çıkabilir. Beraberinde reflü problemi olur. Yani çünkü az evvel dedik komşu organlara bası yaratacaktır bebek. Reflüye bağlı olarak yedikleri geceliğin onu rahatsız edebilir. Yemek borusunda iritasyon olabilir. Bu dönemde de sırta da bir yastık öneriyoruz. Yani hem sırtımızla yatak arasına bir 30 derecelik hem de belimizle yatak arasına bir 10-15 derecelik ince yastıklarla anneyi destekliyoruz. Yani sağımız solumuz yastık destekleyebiliyoruz. Destek. Aslında bu hem yaz ayları hem kış ayları için önerilerimiz. Tabii. Ama bir de yaza gelelim. Şimdi gebe kadınlardan bize çok sayıda mesaj geliyor. Hocam tatile gideceğim, ne yapayım? Hocam denize gireyim mi, havuza gireyim mi? Ne yiyeyim, ne içeyim? O yüzden hocam bu konulara biraz daha ağırlık vererek gidelim. Tabii. Şimdi ilk basamaktan başlayalım. Seyahate çıkacaklar. Karayolu, hava yolu, deniz yolu, yani neyi tercih edecekler, neye dikkat edecekler bunu seçerken. Sonrasında da tatil esnasından bahsedelim. Peki. Şimdi şöyle, hakikaten yaz çok güzel bir süreç. Aslında birçok hasta yazın doğurayım, yazın doğum yapayım, rahat ederim diye düşünüyor ama benim şahsi kanaatim yaz doğumları ve yaz gebelikleri kış gebeliklerinden daha zahmetli. Yani kışın doğum yapmak daha kontrollü. Biz her zaman soğuğu daha iyi kontrol edebiliyoruz. Ama sıcağı kontrol etmek daha zor. Yani sıcaktan korunmak da çok zor. Çünkü sıcaktan korunduracak tüm ajanlar, işte klimalar, işte fan coil'ler vesaire, bebeğin aynı zamanda alışık olmadığı bir ortam yaratıyor. Anne için de böyle bir ortam yarattığı için daha çok üşütüp daha çok enfeksiyona sebebiyet veriyor. O nedenle biz yaz gebeliklerini ziyade kış gebeliklerini tavsiye ediyoruz hastalara. Yazın bir de otomatik olarak insanda bir gezme dürtüsü var veya siz istemeseniz dahi eşiniz, sizinle beraber yaşayan insanlar kışın tüm birikimlerini bir tatille atmak istiyorlar ve aile bir arada olmak istiyor. Ve sıklıkla bana şöyle geliyorlar, hocam işte biz ne yapalım, nasıl gidelim? Burada hafta çok önemli. Yani gebeliğin haftası bunu tercih etmek de çok önemli. Eğer biz birinci trimesterdeysek ve lekelenme, kanama düşük tehdidi geçiriyor isek veya ki buna benzeyen bir yatkınlığımız, ultrasonografik bulgumuz, böyle bir hikayemiz söz konusuysa biz yolculuk çok önermiyoruz ilk 3 ay içerisinde. Maalesef bu süreçte dinlenin diyoruz hastalara. Yola çıkmayın, kendinizi koruyun, olabildiği kadar kanepeler arasında tatil yapabilir. Ama onun dışında çok yolculuğa çıkmayın. Fakat eğer böyle bir şey söz konusu değilse, tabii ki yolculuk açısından birinci trimesterde risk faktörü yoksa sakınca yok. Yine keza ikinci trimesterde de eğer erken doğum riskimiz söz konusu değil ise mutlaka yolculuk açısından bir sakınca söz konusu değil. Ama eğer erken doğumla ilgili bir riskimiz varsa, rahim ağzımızda bir dikiş varsa veya çoğul gebelik varsa, rahim kısalmışsa, rahim ağzı kısalmışsa, kasılmalarımız sık oluyor ise ikinci trimesterde de çok yolculuk önermiyoruz. Daha sedanter bir yaşam öneriyoruz. Gebeliğin son dönemlerinde ise gerçekten bu sebeple hiç yolculuk önermiyoruz. Diyoruz ki olabildiği kadar, yani günlük yaşantınızın içerisinde kalın, kendinizi zorlamayın. Çünkü ilerleyen haftalarda bir de mekanik bir bası ortaya çıkacağı için dolaşım da bozulacak. Dolayısıyla tromboemboli dediğimiz bir pıhtılaşma riski artacak gebelerde. Hı hı. Özellikle uzun yolculuklarda mutlaka bu riskten bahsediyoruz ve son trimesterde çok fazla önermiyoruz. İkinci ve birinci trimesterlerde yola çıkan gebeler peki hangi yolla? Eğer karayoluyla yola çıkmışlar ise ve kendi özel araçlarıyla yola çıkmışlarsa daha avantajlılar. Şöyle daha avantajlılar.
Bir, sık tuvalete gitme hissi ortaya çıkar gebelerde ve yolculuk boyunca da biz diyoruz ki mutlaka bol su için, rahim kasılmalarınız olmasın. Su beraberinde istenilen yerde tuvalete gitme şeyini de ihtiyacını da beraberinde getirecek. Bu bizim için avantajlı. Her lavabo ihtiyacı içerisinde biz istiyoruz ki birazcık da yürüyüş yapalım. Bir 5-10 dakika bu venöz dönüşümüzü artıralım. Germe egzersizleri yapalım bacaklarımıza, kollarımıza, vücudumuza. Bu da o az evvel söylemiş olduğumuz tromboemboli riskinden bizi uzaklaştırsın. Birinci, ikinci trimester eğer bunlara dikkat ederse karayoluyla yolculuk yapabilir. İkinci soru, hocam acaba uçakla mı gitsek? Evet, uçaklar biliyorsunuz 36. gebelik haftasına kadar yolcu alıyorlar. 28. haftadan sonra da doktorlardan ilk 72 saat içerisinde doğum yapmayacağına dair belge istiyorlar uçak şirketleri. Bu belgeyi almak kaydıyla uçak yolculuklarını tabii ki daha kısa sürmesi sebebiyetiyle ve konforlu olması sebebiyetiyle tercih edebilirler. 1-1,5 saatlik Türkiye içerisindeki uçuşların en uzunu bu yolculuk süresi zaten gayet makul. Zaten aslında uçak yolculuklarında da muhakkak kadın hastaları doğum uzmanlarına yine danışarak. Tabii. Değil mi hocam? Yani haftayı, gebenin genel durumunu en iyi siz biliyorsunuz. Mutlaka ve yazı kesinlikle, evet. Veriyoruz. Yani biz de zaten yola çıkmadan önce hastayı görmüş oluyoruz. Risk durumunu belirliyoruz. Evet. Düşük risk grubundaysa diyoruz ki evet bu hasta yolculuk yapabilir diyoruz. Bununla hasta biletini ve uçağa binişini onaylıyor. Dönüşünde de zaten çok daha rahat bir şekilde kontrole gelmiş oluyor. Peki şimdi gelen sorulardan en yoğun olanı da denize girsek bir sorunla karşılaşır mıyız? Enfeksiyon kapar mıyız? Havuz mu deniz mi gibi? Tercih etsinler mi? Tabii biz zaten diyoruz ki bir gebenin yapacağı iki güzel egzersiz var. Bunlardan bir tanesi yüzme, diğeri yürüyüş. Çünkü her ikisi de gebe için oldukça önerilen, tavsiye edilen sportif aktivitelerden. Yüzme içinse tabii ki tuzlu su enfeksiyon açısından asla tatlı suyla karşılaştırılamaz. Yani enfeksiyon riski düşüktür. Eğer gerçekten mavi bayraklı bir denizse gireceği deniz, yapabileceği en güzel şeyi yapar gebe, bebeği için ve kendi için. Bir enfeksiyon kapma riski minimum veya yok denecek kadar azdır. Çünkü yoğun tuz konsantrasyonu mikroorganizmaların üremesi için çok da iyi bir ortam değildir. Bu nedenle eğer mavi bayraklı bir denizse, temiz olduğu ispatlanmış bir denizse mutlaka yüzün diyoruz. Sabahın erken saatlerinde, öğleden sonra akşama doğru mutlaka yüzün. O güneşin çok yoğun olduğu, güneşe maruziyetin yoğun olduğu saatlerde çok fazla kalmamak kaydıyla yüzün olabildiği kadar. Peki yüzmede dikkat edilecek şey ne? Bir kere lütfen çok açılmayın. Ona söylemek istiyorum. Yani o kadar özlüyoruz ki biz karada yaşayanlar, özellikle karasal iklimin böyle deniz özlemiyle yanıp tutuşanlar, şöyle bir görmüşken ilerlemek istiyoruz. Oysa ki gebelerde biliyorsunuz bir kramp problemi vardır. Gebeliğin kendi doğasında vardır. Bebek anneden kalsiyum çektikçe kas kramplarına yatkınlığı olur annenin. Bu nedenle çok açılmayın. Lütfen kramplar girebilir. Çünkü aşırı kas aktivitesi nedeniyle. Ama yüzün, olabildiği kadar yüzün, hem dehidrate olursunuz, olabildiği kadar teniniz, burun, ağız içi o temizlenmiş olur, rahat etmiş olursunuz. O solunumunuz çok rahatlamış olur. Hem de kilo kontrolünü sağlamış olursunuz. O yüzden denizden ne kadar faydalanırsak o kadar güzel. Havuz için neler yapmalıyız? Havuz tabii ki birçokları için, eğer böyle yüzme kaygısı da varsa, daha güvenli bir saha tabii. Bu nedenle havuza asla girmeyin demiyoruz ama havuzun mutlaka kontrollü olduğuna, kimyasallarının fazla olmadığına ve düzenli kontrollerinin yapıldığına emin olmanızı istiyoruz. Eğer emin olursanız tabii ki sonuçta havuz da bir yüzme aktivitesi için iyi bir alan. Havuz aktivitesini tercih etmiyor değiliz. Sadece kontrolleri iyi yapılmış, aşırı kalabalık olmayan havuzları tercih etsinler. Gün içindeki saatler yine aynı. Güneşe maruziyet anlamında güneşin dik ışıklarından uzak gelecek saatlerde. Bir de atlamadan tabii, hani merdivenlerden inmek kaydıyla havuz deniz aktivitelerini yerine getirebilirler. Peki şimdi siz giriş yapmışken hemen oradan devam edelim. Güneş. Evet.
Gebe kadınların güneşlenmesi. Belki bronzlaşmak istiyorlar ama bunu fazla abartmamak gerekiyor herhalde. Gebe olmayan kadınlar, erkekler, insanlar için de geçerli bu. Doğru kullanmak, evet. D vitaminini doğru almak, güneşten evet. güzel faydalanmak. Gebelikte güneşlenmek konusu. Şimdi gebelikte biz mutlaka hastaların güneşlenmesini öneriyoruz. Önce onu söylemek ve açıklık getirmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir D vitamini eksikliğimiz var. Bu kadar güneş dolu bir ülkede neden D vitamini bu kadar kötü bir profilimiz var? Bunun sebeplerinden bir tanesi bizim besinlerimizde D vitamini almıyorlar. Yani hayvansal gıdalardan gelen, hayvanlar da artık sokakta gezen hayvanlar değiller, gezen hayvanlar değiller. Hepsi maalesef kümes ve ahırcılıktan gelen hayvanlar, besicilikten gelen hayvanlar. Dolayısıyla oradan da bir D vitamini kaynağımız yok. Geriye bir tek kaynak kalıyor, güneş. Ama biz zaten kapalı bir toplum yapısına sahibiz. Yüzün dışında kapalı alan sayısına sahip olan gebe sayımız çok yoğun. Ve bunlar hep cam arkasından güneşe maruz kalıyorlar. Biz diyoruz ki lütfen 20 dakika kollarınızı şöyle açarak iç kollardan maruz kalacak şekilde 20 dakika direkt güneş mutlaka maruziyetiniz olsun. Günde 20 dakika. Bu kadar güneşi bol bir ülkede biz gebelerimize özellikle belirtiyoruz. Lütfen günde 20 dakika iç kollardan ya da bacaklardan herhangi bir koruma faktörü kullanmaksızın en az 20 dakika güneşe maruz kalalım. Bunun saatlerini az önce söyledik, yoğun olmayan saatlerde. Ama yüz için aynı şeyleri söylemiyoruz. Çünkü gebelikte melazma dediğimiz bir istenmeyen tablo var. Melazmalar doğum lekesi, özellikle yanaklarda, burunda, ağız etrafında, çenede birçok yerde görünen, kalıcı bazen kalıcı olan, gebelikten sonra geçmeyen pigmentasyonlar. Bu pigmentasyonlar tabii güneşle birazcık daha şans artışı oluyor. Onun için mutlaka yüzlerine melazmadan korunmak için güneş koruyucu kullanabilirler. Yoğun saatlerde asla güneş koruyucusuz çıkmasınlar. Ama vücutlarının diğer kısımlarına lütfen güneş koruyucu kullanmayın. Ve D vitamini alın. Güneşe maruz kalın doğru saatlerde. Bunu mutlaka uyararak söylüyorum ben gebelerime. Buna dikkat etmelerini istiyorum. İnşallah dikkat ederler. Çünkü sadece kendileri için değil, doğacak bebekleri için de faydalı bir şey yapmış olacaklar D vitamini alarak. Evet, kemiklerini evet. korumuş olacaklar. Kemik kayıpları olmamış olacak. Çünkü doğadaki denge bebek üzerine özellikle ne yapıyor? Bebek ihtiyacı olanını alıyor anneden. Yani ona kalmış, kalmamış, olmuş, olmamış diye bir şey yok. Yani yarı yarıya bölüşmüyorlar. Var olanı bebek alıyor, kalanı annenin problemi oluyor. Onun için D vitamini aynı zamanda sonuçta hepimiz bir gün yaşlanacağız ve yaşlandığımızda doğru kemik densitesine sahip olmamız lazım kırılmamak için. D vitamininin böyle de bir desteği olacak bizim için. Dikkat etmek gerekiyor. Peki gelelim sıvı tüketiminin önemine değindik dedik. Sıvı tüketimi fazla olmalı bu süreçte kasılmaları önlemek için. Bebeğin daha sağlıklı, kendimizin daha sağlıklı olması için. Hem sıvı tüketimi hem beslenmeden bahsedelim. Evet. Belki yediğimiz bir şeyler de ödem yapabilir, şişik hissedebilir, aynen, baskı öyle. Yapabilir. Ne yiyelim, ne içelim? Şimdi ben önce sıvıdan bahsedeyim. Sıvı gebeliğin her döneminde çok önemli. Her 3 trimesterde de yani her 3 aylık dönemde de gebelikte sıvı tüketimi çok önemli. Birinci trimesterde bizi düşükten korur. İkinci ve üçüncü trimesterde de hem bebeğin suyunu destekler. Bebeğin tek su kaynağı annenin içtiği su değil ama hem bebeğin suyunu destekler hem de rahim kasılmalarını engeller. Beraberinde de idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu bizim için oldukça önemli problemlerden bir tanesi. Az evvel dedik ki bakın bebek büyüyor, komşu organlara bası yapıyor. Bası yaptığı organlardan bir tanesi idrar torbası, diğerleri üreter dediğimiz böbrekten idrar torbasına idrarı taşıyan kanallar. Bunlara da bası yapıyor. Bunlara bası yapınca ne yapıyor? Geriye doğru böbreklerde genişleme ortaya çıkıyor. Biz buna hidronefroz diyoruz. Dolayısıyla gebelikteki bir idrar yolu enfeksiyonunun böbreklere sıçrama ihtimali çok daha fazla kime göre? Gebe olmayan hastalara göre. Bu nedenle biz gebelikte idrar yolu enfeksiyonu bir olası böbrek enfeksiyonlarına karşı, iki erken doğuma karşı mutlaka
öneriyoruz. Her gün minimum 3 litre, 2,5-3 litre kadar öğün başına kendilerine her bir bardak 250 mililitre alıyor. Öğün başına 4'er bardak gibi düşünüp gün içerisinde bu sıvıyı tüketmeleri lazım. Suyu su olarak içemiyorlar ise, bakın diğer içecekleri de tabii ki sıvı olarak kabul ediyoruz ama diğer içecekler kola olmamalı. Diğer içecekler gazlı içecekler olmamalı. Buna çok önem veriyoruz. Gazlı içeceklerden bir tek sodayı arada ayırmak istiyorum. İçerisinde nitrit oranları normal düzeyde olan sodalar olmak kaydıyla bunları kendileri araştırabilirler. Normal nitrite sahip olan sodaları hem magnezyum için hem içerisindeki elektrolitler için hem de sıvı için günde bir veya iki tane içebilirler. Sarışın birkaç bardak çay içebilirler. Yani tamamen yasak gibi bir şey düşünmesinler. Hani bizim hedefimiz orada sadece demir emilimini kontrol edebilmek, annenin kalbinin taşikardiye yani çok çarpmasını sağlamamak için olabildiği kadar az uyaran vermek. Kahve çayda bir biliyorsunuz uyarıcı faktör. O nedenle az tüketmek kaydıyla onları da sıvıdan sayabilirler. Ayran içebilirler. Mesela gebelikteki sıvı tüketiminde en çok önerdiğimiz ürünlerden bir tanesi bir Türk geleneği, bir Türk mutfağı özelliği ayran. Hem kalsiyum hem su ikisi bir arada, iki ihtiyaç maddesini bir arada almış olur böylelikle. Sıvı çok tüketimini bu yolla sağlayabilirler. Peki hocam bir seyirci sorumuz var. Hocam 9. haftadayım ama bulantılarım devam ediyor. Bu nedenle yemek yemekte zorluk çekiyorum. Su içerken de midem bulanıyor. Peki ben ne yapacağım? Sıvıyı nasıl alacağım diyor. Haklı. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. 9. haftadaki bir gebe anlamında tam beslenmeye gelecektik. Sorunun zamanlaması harika gerçekten. Hastamıza benim tavsiyem ben bebeğimi beslemek için şunu da yemeliyim, bunu da yemeliyim, yemek de yemeliyim gibi bir kaygıya kapılmasın. Biz bebekle ilgili olarak önerilerimizi hep daha ilerleyen haftalarda bebeğin ihtiyacı arttıkça öneriyoruz. Şimdi diyoruz ki hastamıza krik krak yiyin, peynir ekmek yiyin, haşlanmış patates yiyin, olabildiği kadar yalın, olabildiği kadar sade beslenin. Midenizi bulandıracak yağlı ürünlerden kaçının, kızarmış ürünlerden kaçının, yoğun etli gıdalardan kaçının. Şu ilk 3 aylık süreçte bulantı çok yoğunsa sizin midenizi ne rahat ettirecekse onu tercih etmenizi öneriyoruz. Basit, kolay, mideden geçiş süresi hızlı. Çorbalar mesela, bir yayla çorbası. Hem bastırıcıdır hasta için hem de ihtiyacı olan birçok şeyi karşılar. Bir mercimek çorbası, içerisine ekmek doğrayarak yani ama nasıl ekmek? Tam tahıllı ekmek olmak kaydıyla. Bunları tercih etmesini öneriyoruz. Sıvıyı indirek yollardan almaya çalışabilir. Yine de çok yoğun kusuyor ve idrar baktığımızda keton atıyor. Bu hasta hakikaten susuz kalmışsa bu durumda biz ona damar yoluyla IV sıvı desteği sağlarız ve bu problemi geçer. Ki zaten onun da 9, 12, 2-3 haftası kalmış. Arada istediği zaman bu tarz destekleri alabilir ve kısacık bir süre inşallah hızlıca da geçer i̇nşallah. Onun adına. Hocam peki bir diğer soruda. Sindirim problemleri, sindirim evet. sisteminde bazı problemler oluyor gebelik sürecinde. Ya kabızlık şikayeti olabilir ya da ishal şikayeti olabiliyor. Yaz aylarında da artabiliyor bu. Buna ilişkin bir öneriniz var mı? Şimdi şöyle, bu sindirim problemlerinden eğer ki az evvel söyledik bulantı kusma için yapılacaklar belli. Buna dikkat ediyoruz. Yalın besleniyoruz, sade besleniyoruz. Kabızlık durumunda mutlaka lifli gıda tüketimimizi artırmaya gayret ediyoruz. Şimdi tabii genç bir nüfusumuz var ve bu genç nüfus maalesef ki fast food tarzı bir yaşam şeklinden geliyor. Yani daha böyle hazır gıdaya yönelik fast food tarzı beslenme alışkanlıkları var. Onları bir kere sağlıklı beslenmeye, hani gebelik bizim için bir tetikleyici olsun, daha sağlıklı beslenmeye doğru götürmemiz lazım. Hastalarıma ben şunu öneriyorum. Mutlaka kayısı, incir gibi hem kurutulmuş meyve alsınlar hem de bağırsaklarda posa bırakan ürünlerden faydalanıyoruz. 2,5 litre günlük su tüketiyoruz. Ekmek olarak posa bırakıcı tam tahıllı ekmek tercih ediyoruz ve bu oldukça yeşil sebze ağırlıklı, temiz, yıkanmış, yıkandığından emin olmuş bir salata tercih ediyoruz. Tüm bunlara rağmen ben hocam bakın bu saydıklarınızın hepsini yapıyorum ama yine de kabızım.
Eğer kabızlık problemimiz var ise bu durumda tabii ki destek ürünler alabilir hasta. Bağırsak alışkanlıkları ile ilgili olarak ürünler alabilir. Ama bunu yapar ise, tüm bu saydıklarıma dikkat ederse ve bağırsaklarını düzenli olarak alıştırırsa. Çok önemli mesela her gün aynı saatte tuvalete girmek ve orada oturmak. Tuvaletini yapamasa dahi orada oturmak bir bağırsak uyarıcısıdır. Sabah kalktığında 2 bardak su içtikten sonra tekrar tuvalete gitmek bir bağırsak uyarıcısıdır. Yani davranış terapileri de var bağırsak düzenini sağlayabilmek için. Mutlaka davranışsal terapilere de gidebilir. Hatta eğer doğurmuş bir hasta, yani birkaç tane doğum yapmış ve kabızlığı varsa, bu kabızlık bir pelvik taban bozukluğundan kaynaklanıyor ise bir fizyoterapist desteği de alabilir. Yani kabızlığın nedeni bir pelvik tabandaki sorundan kaynaklıysa bir fizyoterapist desteği de alabilir kabızlığı ortadan kaldırmak için. Peki bir gebe kadından bir soru geldi seyircimizden. Acı yemek bebeğime etkiler mi diye soruyor. Hayır. Ne seviyorsa onu yesin. Acı güzel. Yani bu bir damak tadı, damak alışkanlığı. Bebeği de acı sevecektir diye tahmin ediyoruz. Peki gerçekten var mı hocam öyle bir şey? Yani çok ekşi yiyorum doğunca bebek de ekşi sevecek. Tatlı yiyorum tatlı sevecek. Acı seviyorum acı sevecek. Gerçekten böyle bir bağlantı var mı? Yani şöyle, bizler nasıl besleniyorsak çocuklarımızı da öyle besliyoruz. Ve damak tadı biliyorsunuz ilk yıl içerisinde ortaya çıkmış oluyor. O nedenle bize benzeyen çocuklar oluyor. O yüzden oluyor. Annelerimizin yemeğinin tadı bize çok güzel geliyor. Anne yemeği 70 yaşına gelsek de unutulamıyor tadı. Diyoruz ki annelerimizin yemeği, anne yemeği hiç kimse unutamıyor. Demek ki damak tadı oradan geliyor. İlk bir yıl içinde o annenin vermiş olduğu o güzel, gerçekten güzel. Evde bir çorba kokusu, eve girdiğiniz zaman bir taze ekmek kokusu. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Bir poğaça, bir kek kokusu. Yani anneliği güzelleştiren şeylerden bir tanesi de bu. Ve o damak tadıyla büyüyor çocuk. Ondan sonra da onları seviyorsunuz zaten. Nasıl yetiştirilirsek öyle kesinlikle yiyor. Öyle. Şimdi hep kadınlardan bahsettik. Dedik kadınlar bunu yesin, bunu içsin, böyle yapsın, bunu beslensin, tatile böyle gitsin. Ama bir de eş desteği önemli herhalde ki bu dönemde kadınların birazcık desteğe de ihtiyacı var. Psikolojik olarak da bazı gelgitler yaşayabiliyor gebe kadınlar. Evet. Eş desteğinin de öneminden bahsedelim mi? Çünkü çok sayıda hocam ne olur eşlerimize de mesaj gönderir misiniz soruları geliyor. Şimdi tabii bakın her hormonal değişim bizi çalkantılarla sürüklemiş. Ergenlik, hormonlar değişiyor, çok yoğun çalkantılar yaşıyoruz. Gebelik, hormonlar değişiyor, çok yoğun çalkantılar yaşıyoruz. Ona keza menopoz, hormonlar hep bizi böyle alaşağı yapıyor, perişan ediyor. Gebelikte de o hormonal değişim eski kişi yapmıyor kendini. Yani ne Sevtap eski Sevtap, ne Ayşe eski Ayşe. Farklı bir Ayşe ortaya çıkıyor. Bu hormonal değişim babada ortaya çıkmadığı için baba bunu hissetmesi hakikaten çok zor. Yani baba olmak daha zor bir iş. Çünkü sanal bir görev. Yani evet benim burada bunu yapmam gerekiyor gibi bir sanal his ortaya çıkıyor. Ama anne de öyle değil. Anne bunu yüreğinde hissediyor. Oynuyor bebeği hissediyor. Bulanıyor bebeği hissediyor. Onun hareketlerinden bir şeyler hissediyor ve ona keza da karşı taraftan onun bu sıkıntısını paylaşmasını istiyor. Bulantı kusması esnasında lavaboda onun başında dursun. Yanında bir bardak su bulundursun. İşte gece ayağına kramp girdiğinde şöyle bacağını ovuşturabilsin. Veya sırttan bu tarafa dönemezken ay elimden tutar mısın dediğinde elinden tutacak biri olsun istiyor. Çünkü aslına bakarsanız bu bebeği zaten tek başına yapmadı. Dolayısıyla iki kişilik bir oluşumun iki kişiyle de devam etmesini istiyor. Ta ki tanışma anına kadar. Bu dönemde yoğun iş temposu, hayatın koşturmacaları, biraz da az evvel söylediğim babalığın biraz daha sanal olmasından kaynaklı olarak baba bunu yeterince hissedemeyebilir. O onun yetiştirilmesine bağlı. Yani babasından gördüğü nosyonlar önemli, arkadaşlarının, etrafındakilerin davranış şekilleri önemli, kendi kişilik özellikleri önemli. Bunların hepsinin bir kompozisyonu babalık. Onun için babalara diyoruz ki eğer şayet bu tecrübesizlik bilmiyorsanız lütfen okuyun. Bilmiyorsanız okuyun. Bir gebe ne hisseder? Bir gebe nasıl yaşar? Neler bekler? Lütfen hissedin. Sonuçta
Babanın da bunu yaşayabileceği süre hayatta belli. Yani günümüz koşullarında bir sınırlama değil ama birkaç defa bunu hissedecek. Baba da bu babalık sürecini sonsuz hissedemeyecek. Onun için bu dönemi güzel hissetmek, sonra aradan 15 sene geçtiğinde bir espri konusu haline gelecek yani. İşte bak şöyle yürüyememiştin de ben sana şöyle yapmıştım da falan. Bir böyle sohbet materyali oluşturmak için, bebeğe dokunmak için, onun bebeğin hani babaya olan o tekmesini hissetmek için azıcık daha babacık olmak lazım. Biraz daha babacılık çalışmak lazım, öyle söyleyeyim. Ki artık günümüzde gebelik okulları var, hem erkeklere hem gebe kadınlara yönelik eğitimler de alabilecekleri fırsatlar da sunuluyor. Hem devlet hastanelerinde hem evet, özel sektörde, kliniklerde bu eğitimlere de katılabilirler. Son bir dakika içerisindeyiz. Son cümlelerinizi alalım, sonra kapatacağız. Ay o kadar çok hızlı geçti ama maalesef bitiyor hocam. Çok hızlı geçti hakikaten. Şöyle, gebelik okulları çok önemli. Biz de çok düzenli gebelik okulu düzenliyoruz. Gebelik okullarında şunları öğretiyoruz hastalara. Mutlaka katılmalılar. Bir, nasıl doğum yapacağını öğretiyoruz. Önemli olan şeylerden bir tanesi o. Çünkü hasta tamam gebeliği böyle geçiriyor falan ama doğum kısmı ancak anneden duyulanlarla, arkadaştan duyulanlarla bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış bilgilerle oluyor. Onun için mutlaka gebelik okullarına katılmalarını. Takip ederlerse nerede, hangi hastanede, hangi hocanın kliniğinde var gidebilirler. Aynen öyle. Eğitimlerini alırlarsa çok güzel bir doğum yaşayacaklar. İnşallah. Mutlu, mesut bir şekilde nesiller gelişecek. İnşallah. Sizin gibi güzel doktorlar olursa da zaten çok daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun katıldığınız için. Bizim için de öyle. Teşekkürler. Efendim biz bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Sevtap Hamdemir Kılıç'la birlikteydik. Yaz aylarında gebelikten bahsettik. Nelere dikkat edeceğiz? Neler yapacağız? Nasıl önlemler alacağız? Sizlerden gelen sorulara da yanıtlar aramaya çalıştık. Biz haftaya cumartesi günü saatlerimiz 10.20'yi gösterdiğinde yine farklı bir uzman doktorumuzla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.